Evet, şimdi diğer bir yarışmacımız var sırada. Kendisi hanımlar için çok güzel bir şey bulmuş. Hanımların en büyük korkusu yolda arabalarının lastiğinin patlamasıdır. Yani hanımların korkusu değil aslında, lastiği patlayan hanımı gören erkeğin korkusudur bu. Çünkü o hanım böyle durur, ay lastiğim patladı diye siz de centilmen olarak gider o lastiği değiştirirsiniz. İşte bu korkulu anlara son veren bir fikir var. Vedat Oğul Egemen Ay. Çok güzel bir fikir. Hep birlikte önce VTR'imizi izliyoruz. İsmim Vedat Oğul. Yarışmaya Mersin'den katılıyorum. Projemin adı İçten Dolgulu Emniyet Çantı. Projemin amacı lastik patlamalarından doğan trafik kazalarının önüne geçebilmek. Evet. Vedat Bey hoş geldiniz. Egemen Bey hoş geldiniz. Enteresan lastik patlamasına son gibi. Yani lastik patlayınca durup onunla uğraşmaya son gibi bir şey İnşallah. Değil mi bu? İnşallah. Peki jürimiz sizi dikkatle dinliyor. Buyurun. Söz sizin. Herkese iyi akşamlar. Yarışmaya ben Mersin'den katılıyorum. Fikrimizin adı içten dolgulu emniyet jantıdır. Amacımız burada önce emniyet. İnsanın ölümcül kazalarda, daha doğrusu kazanın oluşmaması için bir ön emniyettir. Bundan önceki standart kullanılan sistemde bir adet dış lastik ve bir adet janttan oluşuyor idi. Ve bunun arasındaki görmüş olduğumuz şu hava boşluğunda herhangi bir azalma olduğu zaman lastik üzerindeki alttan yani tabandan yapılan basınç şu şekilde herhangi bir sert cisimle lastiğin üzerinde temas ettiği zaman ya kaldırım kenarı ya bir taş parçası ya da yoldaki herhangi bir çukur buraya temas ettiği anda bunun sertliğine bağlı olarak bu lastik çok sert bir şekilde gelip jant üzerine bir baskı yapıyor ve vuruyor. Biz bunu tabii ki göremiyoruz. Sadece sesini duyan küt diye bir ses geliyor. Biz bunu göremiyoruz. İncelediğimizde böyle bir darbe sırasında dış lastiğimizin iç kısımlarında aşırı derecede deformasyon olduğu görüldü. Böyle bir darbeyi almış bir lastik uzun yolda, otobanda yolculuk yaparken içerisindeki hava basıncını zaten kontrol ederek yola çıkıyoruz. Uzun yolun ve sıcak havanın da etkisiyle içerisindeki basınç 3 ya da 4 psibar kadar artıyor. Bu artma sonucunda da o darbe alan kısımlardan lastik patlama yapabiliyor. Burada öncelikli olarak söyleyeceğim şey şu. Şehir içi kullanımlarda önemli olan bu dış lastiğin İç kısımlarında işte o yarayı almaması, o darbeyi almaması. Öncelikli şeyimiz bu. Yani iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi lastiği patlamasını engellemek üzere. Öncelikle lastik patlamayacak. Çünkü trafik kazası, yani lastik patlamalarından oluşan trafik kazaları... Pardon, siz lastik endüstrisini değiştirmekten mi bahsediyorsunuz? Lastik gibi. Değil bizim için. Evet, bizimki sadece jant üretimi. Sadece yedek lastik için mi minik bunlar? Lastik. Hayır, kesinlikle. Dört lastikte. Dört lastiğin üzerinde de aynı sistemi uygulayabiliyoruz. Lastik aynı, jant farklı. Bu janta monte edildiği için. Üstünde bir lastik var. Bir ilave jant, koyuyorlar. Şu anda standart kullanılan jantların hemen hemen aynısı. Fakat içerisindeki dolgu lastiği, bu bir dolgu lastiktir. Yani içerisi tamamen kauçuktan oluşmuş. Bir dolgu lastiktir ve serttir. Jant iki parçadan oluşmuş. Ve bu jant içerisine bu oturtulduğu zaman bizim lastiğimiz... Havası ne kadar inerse insin lastiğimizin, bakın elimde gösteriyorum, şu kadardan fazla daha aşağıya basmayacak. Biz size hemen anladık şimdi konuyu. Biz size şöyle soralım. Ya ben mesela böyle bir buluşta bulunsam ve internette de yok yani daha doğrusu patent anlamında biz bir başvuru yaptınız mı? Yaptım evet. Ya ne zaman yaptınız? 2012 Ağustos ayında. Şu anda inceleme de mi? İnceleme de evet. İtiraz geldi mi? Hayır. Şu ana kadar hiçbir itiraz gelmedi. Hiçbir itiraz gelmedi. Sadece şekli eksiklikten dolayı dosyayı ben tamamlayıp geri gönderdim. Peki. Şimdi yani siz ileride başarılı olduğunuz takdirde jant üreticisi mi olmak istiyorsunuz? Tabii ki. Peki şimdi hiç siz jant üretim tesisi gördünüz mü? Hepsini, pardon, birkaç tane gezdim. Ne kadarlık bir yatırım olduğunu biliyor musunuz? Yani yaklaşık 5 milyon dolar üzerinde. Yani 5 milyon dolar... Kapıyı açmak. Evet. Yani kapıyı yağlarsın ancak.
Şimdi, hayır, ben makinelerden bahsettim. Yani 5 milyon dolarla o makinelerin teçhizatı korunması. Tabii o makinaları... Ben onun için soruyorum. Lastik endüstriğinden mi baş? Ya hayır. Biz bahsediyoruz burada. Burada. Jant, yani bu, hayır, bu jant. Naz... Sadece jant. Tamam. Jant, yani bir jant üreticisi olacak ve ürettiği jant çok proje olarak iyi bir proje. Hani tabii şu anda bizim jant diye karşımıza geldi. Hani çok da hakim olmadığımız bir konu da. Ama proje olarak iyi gözüküyor da ben jant üreticisi olmam yani. Ben lisanslarım ürünü, birisine yaptırtırım. Yani veya giderim en iyi bir jantçıya benim ürünümü kullanırım. Alpan bu bir alternatif lastik midir? Yani ben alternatif o zaman jant. Nasıl satılacak? Alternatif bu? Jant'tır nasıl, bu. Ben niye arabamın lastiğini değiştireyim sen şimdi? Sen lastiğini değiştirmiyorsun zaten. Jantını peki niye değiştireyim? Değiştirmezsin işte, ben de onu söylüyorum. Zaten. Ben diyorum ki gitsin gitsin jant firmasıyla anlatsın. Ha? Desin ki ürün başına bana %10 şey fiyatından royalty ver, şey satış fiyatı üzerinden daha doğrusu beğenirse anlaşmayı yap. O kadar. Çekil abi. Yani yoksa hani ben bunu nihai tüketiciye şey yapan hitap eden kaç tane değil var bu. Böyle satabileceğiniz bu fikri jant üreticisi Türkiye'de? Anlayamadım, pardon. Jant üreticisi, bu fikri satabileceğimiz kaç tane jant üreticisi var Türkiye'de? Ya onu bilemiyoruz. Fakat konuştuklarımın hepsi hemen hemen tamamı. Bunu kaç firmayla görüştünüz? Sadece bunu teyit etti. Sadece ağırlığından dolayı, ağırlığından ve balans durumundan dolayı bir iki sorun çıktı. Yani öyle bir görüşmeden bir iki sorun çıktı. Onu da şimdi onu soracaktım. Çünkü bu arabalar, arabalara takılan jantlar, arabanın bütün fren sistemi, dengesi, savrulmaları ona göre hesaplanıyor. Bu o dengeyi belirli bozuyor mu, bozmuyor mu? Belirli bir kalıpta yapıldığı zaman, yani şu dış lastiğin aynı yapılış tarzında yapıldığı zaman, hepsi standart, sistemli bir şekilde yapıldığı zaman, jantın üzerine takıldığında balans, tabii ki dış lastikle takıldığında balans oluyor ve bunu balans kurşunlarıyla halledilebiliyor. Bu da aynı şekilde balans yaptığı zaman balans kurşunlarıyla bunun balansını sıfıra indirebiliyor. Jant üreticisi var Türkiye'de. Bir de orada Vedat Bey, şu da var. Yani hem dediğiniz gibi balans olayı var, arabaya ek bir yük sonuçta ağırlıkta koyduğunuz için tüketimi arttırabilir, vibrasyon yaratabilir. Yani evet, kabul ediyorum. Dezavantajları var. Tabii ki vardır. Ama şöyle bir şey düşündük biz. Bir uzun yol ortamında sadece şu görmüş olduğunuz lastiğin yanakları 3 veyahut da 3,5 milim. Hı-hı. Bakın eşimiz var, biz de varız, çocuklarımız da var ve uzun yolda seyahat ediyoruz. Hayatımız süre bağlı. Yok, onu biliyorum. Bana bir defa yolda oldu. Çok kötü bir kaza. Şimdi kazadan bu bir, döndük evet. Yani. Onu şimdi biliyorum. Böyle bir karşımıza çıkacak bir ortam var. Bunu tamamen ortadan kaldırabilecek bir sistemse eğer bu, o dezavantaj dediğimiz şey avantaja dönüşmüş olabilir. Patlak lastikle ne kadar gidebiliyorsunuz böyle? Ben kendi yaptığım denemede forklift lastiğiyle yaptım ben bunu. Ve jantım benim tek parçaydı. İki parça jant yapamadım. Forklift lastiğini resmen spiralle bir torna yaparak bunun içerisine oturtturdum ve şu yükseklik 1 santimdi. Sadece şu kadar yüksekliği vardı. Çünkü neden? Şu lastiği şu şekilde alıp buradan buraya atlatmak gerekiyor. Arkadaşınızın katkısı nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bir yazı var. Sadece onu söyleyecek arkadaşım. Evet, söyleyelim o zaman. Nedir? Onu da söyleyeyim hazır gelmişken. 2010, 2011, 2012 yıllarında araçlarımızın lastik patlamasından dolayı kazalarında ortalama yıllık 700 kişinin öldüğü ortaya çıkılmıştır. Bu resmi olarak bize gönderilen yazılarda mevcuttur. Peki bu lastiklerin yüzde kaçı bu yeni teknoloji lastikler var ya patlamayan, evet, ve en az 200 kilometre boyunca patlamayan, evet, yüzde kaçı onu kullanıyordu veya belki de hiçbiri kullanmıyordu. Eski usul lastik kullanıyorlardı. Ya onları bilemeyeceğim. Şimdi o teknolojiyle yapılan lastiklerin lastik patladığında hareketini devam ettirmesi amaçlanmıştır. Hı hı. Ama hareketini ne kadar devam ettirecek? 100 kilometreye gitti. Ondan sonra o lastiğe tekrar hava vurup kullanabilecek mi? 100 kilometre. Bu araba üreticilerinin test sürüşü diye bir süreçleri var. Hem çok pahalı maliyetli hem de her türlü koşulda o arabayı deniyorlar. Bu da iyice denenmesi gereken bir şey herhalde. O maliyetle ilgili bir çalışma yaptınız mı? Bakın ilk hedefimiz o. COSGAP'e biz müracaat ettik. COSGAP'ten alacağımız destekle ilk önce bu jantın kendisini birebir yapıp, dolgu lastiğiyle yapıp, aracımıza takıp bunları denemek ve test sürüşlerini yapmak. İlk önceki amacımız bu. Yani bütün sorunları ortaya yatırıp onları sıfıra indirmek istiyoruz. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz sizleri. Geçmiş olsun efendim. Nasıl geçti?
Biraz heyecan yaptım. Söylemek istediklerimin hemen %25'ini söyledim. Oo. Evet. Eksik kaldı bayağı. Biraz. Hmm, tamamen ifade edilemedi mi peki? Edilemedi. Bir kısımları eksik kaldı. Onun için esas gereken şeyler konuşulamadı. Artık jürinin kararına bırakacağız. Başka yapacak bir şey yok. Peki bu sonucu etkiler mi peki? Bence etkiler. Etkiler mi? Evet. Peki sonucu o zaman hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Geçmiş olsun diyelim. Ve Murat'a tekrar sözü bırakıyoruz.